Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın arkadaşlar, burası adıyla sanıyla Sincan. Daha önce de Sincan yokmuş burada. Sonunda Sincan bulunmuş arkadaşlar. Yeni kente bağlı Zirva Vadisi geçiyor burası. Buranın tarihi arkadaşlar 1462'de başlıyor kuruluş. Atatürk'ün evinin olduğunu da söylediler. Geldim birkaç kişiye sordum. Fazla bilen yok ama eski kaynaklardan bildiğim kadarıyla var arkadaşlar. Atatürk'ün evi burada. Şimdi size buranın 1462 yılında 405 hane yörük varmış arkadaşlar. En eski kaynaklarda 1571-1572 Efkaf defterinde Sumatura'da çalışıyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Vatandaşlar oraya işte bahçe falan yapmışlar. Kanalizasyon çalışması da var. Biraz makinelerin sesleri var arkadaşlar. Bakın oralarda nasıl çalışmışlar, nasıl bilmiyorum ne yapmak çalıştılar. Yani şu, arkadaşlar şu kayanın boyu nereden baksan bir 30 metre rahat var. Yani iki binadan yüksek diyebilirim. Bakın oralarda mağaralar var. Burası Zir Vadisi arkadaşlar. Hemen az ileride Ermeni mezarlığı var. Şey altına alınmış burası çitalarına arkadaşlar. Tarihi mezarlıkları işte. Tarihi eserleri yok ediyorlar diye sitelenme çevrilmiş burası. Defineci arkadaşlar sakın aldanıp da buralara kazıya muzeye gelmesin arkadaşlar. Ama şu güzelliğini tanıtayım size. Yani şimdi 1572'de arkadaşlar Efkaf defterinde toplam geliri 26.979 bahçe olup bu gelir Sultan Beyazıt'ın Amasya'ya yaptırdığı imarethane medresesine vakfına aktarılmış 1572 yılında. Evliya Çelebi'nin anlattıklarına göre 2500 kişiyi barındıracak büyüklükte. Eski zamanlarda Kalma Mağaran ile kasabanın batısındaki çok eski uygarlıklar tarafından yerleşim yeri olduğu anlaşılmış. Arkadaşlar Evliya Çelebi bile burada 2500 kişiyi barındıracak bir mağaranın, tümenin olduğunu anlatıyor. Timur Ankara Savaşı'na gitmeden önce arkadaşlar burada silahları eskiden filmiş. Burada 2000-3000 tane fili eğitmiş, saklamış arkadaşlar. Ondan sonra Ankara Çubuk ilçesinde oralarda Ankara savaşları oluyor ve Timur galip geliyor. Şimdi benim aklımın ermediği arkadaşlar o şeyleri oraya nasıl yaptılar, nasıl çıktılar, nasıl indiler. Şu kayaların yüksekliğine bakar mısınız?
orada bir kare oyma mağara. Odadan odaya geçişler var arkadaşlar. Tekrar size bir iki Zir Vadisi'nin eski ismi arkadaşlar İstanos'muş. İstanos bulunduğu vadi Ankara'ya 30 kilometre kuzeybatısında, Sincan ilçesine 5 kilometre uzaklıkta alanda yer alan taş köprü. Azileri de çekebilirsem inşallah onun da resmini, şeyini, videosunu size çekerim arkadaşlar. Şu yazılar yeni bir yazı. Oralara nasıl çıkıldı, ne yaptı gençler bilmiyorum ama bazı yazılar da yeni. Buralar sonundan göçtükten sonra mı bu hale geldi, yoksa daha önceden yine böyle miydi bilmiyorum. İçeriden içeriye doğru şey mi var çık, arkadaşlar acele ediyor, oraya çıkamadım. Size göstermek isterdim aslında ama. Burada tarihe mezarların olduğu söyleniyor arkadaşlar. Mezar taşları. Yörenin tarihteki idari yapılanması şöyleymiş. 1809 yılındaki kaynaklara göre İstanos, Zir, Yenikent kasabası kaza merkezi oluyor arkadaşlar. Daha sonra nahiye merkezine çevriliyor. Zir Yenikent oluyor. Osmanlı kaynaklarına göre 26 Haziran 1926'da yürürlüğe giren 404 no'lu sayılı kanunla Polatlı ilçesi kuruluyor. Burada Zir Bucak oluyor arkadaşlar. Yani buranın bir yerleşim olduğu %109 diyelim. 1927'de burada 5 mahalle, 60 köy varmış. ...1618-1619 yılları arasında Ankara'dan İstanos'la geç hakkında en eski kaynak Polonyalı Ermeni Simeon'in kayıtlarına göre şehrin yakınlarında İstanos Bendos ve Er Kapısı adında üç kapı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ermeni köyü varmış. Bütün köylerde Sof Ankara keçisinin yünlerinden sof işleniyormuş. Esat Bozyiğit'in kitabında anlatıldığına göre Kültür Bakanlığı'nın tarihinde gözlemci 1876 yılında Anadolu'yu gezen bir İngiliz subaydı arkadaşlar. Buradan geçiyor. Frederick Brady kış aylarında İstanos'tan geçerken burada kalmak zorunda kalıyor. Görkemli kayalık yapısının etkisi altında kalmış. Bir arkadaşıyla gezmek istemişler. İstanos tarihsel yönünden köymüş arkadaşlar. Öyle bir şeye işte mağaraya girmek istemişler. 30 santim genişliğinde gittikçe daralmış ve girememişler. Geri dönmek zorunda kalmışlar. İskender'in kör düğümü kılıcıyla kestiği yer diyor arkadaşlar. Neyi kesmiş burada İskender? Kılıcıyla yarısı Ermenilere, yarısı Türklere, yarısı Yörüklere ait 400 tane
Hane varmış. 25 tanesi Müslümanlara aitmiş arkadaşlar. 36 tanesi Ermenilere. Diğerleri de gayrimüslimlere ait bir yerleşim yeri buralar arkadaşlar. Yani 8-10 kaynaktan aşağı yukarı bilgi aldım. Buraya körü körüne gelmedim. Size buranın tarihini aktarıyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bakın şurada da hemen incir ağacı bitmiş arkadaşlar. Yani taş yapısına da şaşırdım. Oo, bakın arkadaşlar, geçen demir dikenli çoban çökerten, deve çökerten bitkisi çekmiştim. Bu kadar çiçekleri yoktu. Burada da rastladım. Karşıma çıktı. Çok şifalı bir bitki. Bu videomu da izlemenizi size tavsiye ederim. Şimdi onun şifalarını öteki videomda bahsettim. Bakın bu kayalıkların hepsi taşları aynı bu şekilde arkadaşlar. Sanki Horasan'la veya Çimontay'la aynı örülmüş gibi. Allah-u Teala tarafından arkadaşlar küçük küçük kayalar büyük haline gelmiş, dolmuş sanki. Horasan'la sıvanmış arkadaşlar. Zevrek mi dersiniz, ne dersiniz? Bakın bazı yerlerde işte yüksek ısıya da maruz kalmış kayalar. Bakın belli. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.